Herkese merhabalar. Bu videomuzda create-saptı komutlar nelerdir ve ne işe yarar onu göreceğiz. Toolbar'ımızı açtığımızda karşımıza ilk başta create-box komutumuz geliyor. Create-box komutumuz geldiğinde isminden de anlaşılacağı üzere bir box oluşturuyoruz. Fakat segment sayıları girmediğimiz için şu an top şeklinde bir görüntü bizi karşılıyor. Genişliğini değiştirebiliyoruz. Derinliğini değiştirebiliyoruz. Ve height kısmından da yüksekliğini değiştirebiliyoruz. Segment kısmından ise yatay olarak ve aynı zamanda dikey olarak da loopslarımızı atayabiliyoruz. Genelde düz, yastık, minder ya da koltuk tasarımlarımızda bu komutumuzu, createBox komutumuzu kullanıyoruz. Diğer bir komutumuz create taarruz komutu. Taarruz komutundan hemen şu şekilde çapını değiştirebiliyoruz. Gene aynı şekilde içeriye doğru daraltabiliyoruz. Şuradaki ölçümüzün dairemizin çapını değiştirebiliyoruz. Loop sayılarını arttırabiliyoruz. Gene dikey olarak da burada loop sayılarını arttırabiliyoruz. Daha kaliteli bir ve daha radyüslü bir görüntü elde edebilmek için. Azalttığımızda daha farklı bir görüntü karşımıza çıkıyor. Diğer bir komutumuz create cylinder. Bunda da gene isminden anlaşılacağı üzere silindir oluşturabiliyoruz. Gene radyüsümüzü değiştirebiliyoruz. Yüksekliğimizi değiştirebiliyoruz. Ve loop sayılarımızı buradan arttırabiliyoruz. Diğer bir komutumuz ise yine geliyoruz buradan. Create planar surface. Burada da bize düz bir plane veriyor. Düz bir düzlem veriyor. Ve bu düzlem üzerinde çalışabiliyoruz. Bunun yüksekliğini ve genişliğini ayarlayabiliyoruz. Ardından segment sayılarını değiştirebiliyoruz. Tercih meselesi. Box yerine bunu da kullanabilirsiniz. Ardından buradaki her şeye şu şekilde gösterirsek gene ekstrüzyon ile katı oluşturabilirsiniz. Ekstrüzyon ile boyut verebilirsiniz. Gene diğerlerinde olduğu gibi bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Diğer bir komutumuz create kun. Bir huni oluşturabilmemizi sağlıyor. Hunimizin üst radüsünü, alt radüsünü ve yüksekliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Gene loops atamalarını yapabiliyoruz. Bunu da yerine göre farklı biblo gibi çalışmalarda kullanabilirsiniz. Diğer komutumuz ise create from sketch. Eğer ki hazır bir sketch'iniz varsa, çiziminiz varsa o sketch'i burada göstererek gene yeni bir sap diye model oluşturabilirsiniz.
Create from Surface'de bir yüzeyden örnek alarak bir subtree model oluşturabilirsiniz. Ya da Create by Drawing on Plane dersiniz de bunda da yine bir düzlem göstererek çizim yapmaya başlayarak yeni bir subtree model oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.